Kargoist Zafer Bilge ile Tarih Yerinde Anlatılır'ı sunar. Bulunduğumuz yer Şehzade Mehmet Külliyesi'nin 4 numaralı kapısı, fakat bu kapı aslında Vefa Kapısı olarak adlandırılıyor Osmanlı döneminde. Buradan Ebu Suud Efendiler, yani o büyük Şeyhülislamlar, Kanuni Sultan Süleymanlar, Haseki Hürrem Sultanlar, Mimar Sinanlar geçiyor. Burası bir yaşanmışlık sokağı. Hepsi içerisinde kompleks bir külliyeden bahsediyoruz. Osmanlı'da külliye... Tarih Yerinde Anlatılır programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte Cenab-ı Hakk'ın o ilk emri ışığında, yani oku, ıkra emri ışığında şehri okumaya, taşları okumaya, yapıları, bizden önce yaşanmışlıkları, tarihi okumaya başlayacağız sizlerle. Bulunduğumuz yer Şehzade Mehmet Camii'nin Vefa Kapısı'na doğru giden yol. Burası dünyanın gözbebeği İstanbul'un tam orta noktası ve İstanbul'daki o Fatih semtinin tam ortasında bulunan Şehzade Mehmet Külliyesi. Bulunduğumuz yer Şehzade Mehmet Külliyesi'nin 4 numaralı kapısı, fakat bu kapı aslında Vefa Kapısı olarak adlandırılıyor Osmanlı döneminde. İşte o Vefa Kapısı'na doğru giderken böyle bir sarnıcın, aslında su kemerinin içerisinden geçiyorsunuz. Bu kemer Valens su kemeri, 1600 yıllık bir Roma dönemi su kemeri. Valens, Roma İmparatoru Konstantin'den sonra, şehri kuran Konstantin'den sonraki hükümdarlardan bir tanesi ve Roma İmparatoru olarak şehrin temel ihtiyacı, su ihtiyacını karşılamak için böyle bir kemer yapmış ve bu Bozdoğan su kemeri, Unkapanı su kemeri diyebildiğimiz bu kemer aslında Valens su kemeri olarak yaklaşık 1600 yıldır arzı endam ediyor. Buralarda şahitlik ediyor. 375'li yıllara tarihlendiriliyor bu yapı ve bugün bu Roma yapısının altından geçerek Osmanlı yapısına gidiyoruz. İşte bilhassa Osmanlı'nın dayandığı o kadim sırları anlama adına buradan başladık sizlerle birlikte. Hadi gelin biz de bu Roma sarnıcından geçerek Şehzade Mehmet Camii'nin içerisine gidelim. Bakın buradaki gördüğünüz kiremitler Roma dönemi kiremitleri ve bu yol Roma yapısından Osmanlı'ya doğru bizi adıyor. Hadi buyurun Osmanlı'ya doğru yolculuğa, Roma kemerinin içerisinden. Tarihi yerinde anlatırken bu kemerden içeriye doğru giriyoruz ve burası bir Roma'nın Osmanlı'ya bağlandığı yol. Şehzade Mehmet Sokağı olarak geçiyor bu sokak. Ve bu sokakta aslında böyle arşınlayıp adım adım tevhide doğru gidip namaz vaktini kollayanlar bizden önceki Osmanlı dönemini düşündüğümüzde birçok alimin buradan geçtiğini, birçok saltanat sahibi, hükümdarın buradan geçtiğini tanıklık edebiliyoruz. Şöyle bir tefekkür ettiğimizde derinlemesine, buralar aslında Şehebül Vefa'dan sonra şehri ilk imar edenler Fatih Sultan Mehmet ve hocaları. Şehebül Vefa'nın tekkesi de o yüzden arkada. İşte onun kurduğu o iklimde buradan Ebu Suud Efendiler, yani o büyük Şeyhülislamlar, Kanuni Sultan Süleymanlar, Haseki Hürrem Sultanlar, Mimar Sinanlar geçiyor. Burası bir yaşanmışlık sokağı. Burası halka, hakka adanmışlık sokağı. Ve burası aslında Katip Çelebi'lerin, Evliya Çelebi'lerin o üzerindeki derinliği sirayet ettirdikleri sokaklar. O yüzden biz buradan geçtiğimizde onların belki adım adım şehri nasıl arşınladığına tanık edebiliyoruz. İşte bizden öncekilerin yap ettiklerine bakıp ibret almak için aslında biz tarihe böyle bir göz atıyoruz sizlerle birlikte. Yerinde tarihi anlatıyoruz. Bu da bir ayet. Çıkın gezip görün. Sizden öncekilerin yap ettiklerine bakıp ibret alın. Biz de çıkıp gezip göreceğiz bugün. Tarihi yerinde bizden öncekilerin yaptıklarına bakıp ibretgah gözlerle seyredeceğiz. Hadi gelin tarihi daha derinliklerinde sizlerle birlikte keşfetmeye.
Şehzade Mehmet Camii'nin Vefa Kapısı'ndan içeriye doğru girip tarihi yerinde keşfe devam ediyoruz sizlerle birlikte. Burası 4 numaralı kapı ve Osmanlı nasıl içeriye doğru giriyor? Aslında onu yakalayalım istiyorum. Osmanlı bir caminin kapısından içeriye doğru girerken külliye kısmında dışarıdan Bismillah, nevveytu alel itikaf diye niyet ediyor. Yani niyet ettim Allah rızası için itikafa. Zamanı verene zamanı vermeye. Biz de Bismillah, nevveytu alel itikaf diyoruz. Sağ ayakla dış avludan içeriye doğru girmiş oluyoruz. Bulunduğumuz yer büyük bir caminin dış avlusu ve bu dış avluyu bu bölümde sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Hani bir camiye nasıl girilir ve camide niye bizi dış avlu karşılıyor? Bakın böyle bir ağaç gölgesinden yürüyerek bir dış avluyu müşahede ediyoruz. Ve Sinan'ın ilk yapılarından biri burası. İlk Selatin Camisi. Aslında büyük yapılan ilk Selatin camilerinden biri olduğu için işte insanlar arasında biraz daha hani çıraklık eseri gibi anılıyor Şehzade Mehmet. Aslında çıraklık kelimesi birazcık bugün anlama adına kullanılan bir kelime. Biz bunu şöyle düşünebiliriz. Sinan'ın bir şehir dokusuna hediye ettiği, inşa ettiği ilk büyük sultan cami olması hasebiyle kıymetli. Ve bakın şurada durduğumuzda bir caminin dış cephesinin ne kadar bütüncül bir şekilde gözümüzün önüne serdiğini görebiliyoruz. Bu birçok yapıda olmuyor. Göz karesine uygun burada durup böyle burayı temaşa edebilmek aslında Sinan'ın bir oyunu. Normalde hani Batı dünyasında, Avrupa'da katedrallere gittiğimizde, katedralin açısının tamamını böyle yakalamaya çalıştığımızda aslında böyle tamamını göremiyoruz. İşte bu camilerde dış avluda durduğumuzda bu dış avluda bunu görebilme, bunu hissedebilme ayrıcalığını bize Sinan sunmuş. Ve göz karesine girebilecek mekanlar aslında. Bakın şöyle köşeye doğru bir yürüyelim, o köşede burayı yine görmeye çalışalım. Dış avlu aslında bir hayat, yaşam sahası ve bu hayat sahası alanın içerisinde insanlar Cenab-ı Hakk'ı buralarda da ansınlar diye açık hava itikaf yeri gibi düşünülüyor burası. Bakın şu an ağaçların altında çok sıcak bir hava olmasına rağmen bir gölgelik ortam oluşturuluyor ve bu gölgelik ortamdan aslında şurada da Süleymaniye kapısı var. Vefa kapısından girdik. Bakın burada bir kapı daha var. Bunlar ana arterler, camiye bağlanıyor. Böyle köşe noktada durduğumuzda cami orta bir noktada ve dış avluyu olabildiğince geniş yapmış. Hani içeriye dışarıdaki unsurlar çok yaklaşmasın diye aslında caminin dış ihata duvarları, kuşatma duvarları bunlar. Ve bu geniş bulunan aslında alanın semtlere teker teker damarlarını, ana arterlerini oluşturmuş Sinan. Bir tanesi Vefa'ya doğru açılıyor, bir tanesi Süleymaniye'ye açılıyor, bir tanesi Bayezid'e doğru açılıyor. Arka tarafa doğru Aksaray'a açılan, Lali'ye açılan, Fatih'e açılan, Unkapan'ın açılan böyle özel kapılar var. İşte bu kapılar, burası bir ana merkez, tevhide bağlı bir kalp, kalbe bağlı ana arterler gibi düşünülebilir. İşte o ana arterlerden buraya sürekli hani al yuvar ak yuvar akıyor namaz vakti. Şarj olmak için burası bir enerji merkezi, burası bir Hakk'ın rızasına adanmış ibadet yeri ve bizim Cenab-ı Hak'la olan irtibatımızı daha kolay sağlayalım diye böyle kısa kestirme yollarla, ana arterlerle buradaki o bağlantıyı görebiliyoruz dış avluda. Genişçe bir avlu, avlunun içerisinde rahat, ferah dinlenebileceğiniz bir alan ve ilginçtir burada hemen böyle bir yapı mesela bizi karşılıyor. Bu köşedeki yapı da İstanbul'un merkezi olması hasebiyle burası. Normalde bu bir su sarnıcı ve bu bir su sarnıcı olduğu için burada bir yangın çıktığında bir su deposu olarak kullanılıyor. Ve yangınla ilgili itfaiyenin, tulumbacıların su aldığı depo olarak kullanılıyor. Ancak buranın aslına şöyle bir göz attığımızda, burası aslında nedir diye düşündüğümüzde, burası aslında o su sarnıcındaki suyun aşağı doğru inip hayvanlara su sunulan bir yalak, hayvan yalağı, hayvan çeşmesi olarak kullanılıyor. Aslında şurada bakın hala kulpları kalmış. Böyle bir kapakla kapatılıyor, açılıyor ve hayvanlar bu gölgelik alanda dinlendiriliyor. Yemi, suyu veriliyor. İçeride ibadet ederken sahibi, kendisi de burada zul edilmeden dinlendiriliyor. İşte hayvana sunulan merhametin bir yansıması aslında böyle hayvan çeşmeleri. Bakın burada sıra sıra bu kültür yaşanmış, devam ediyor.
Ve Osmanlı'nın dış avlusundaki bu ayrıntılar bize aslında Cenab-ı Hakk'a adanan yapıda en estetik şekilde dokunuşlar yapıldığını gösteriyor. Yani burası hem Cenab-ı Hakk'ın rızasına, Hakk'a ve halka adanan ve aynı zamanda yaradılanı yaradandan dolayı hoş gören bir yansımanın burada vücuda gelmiş halini görmek mümkün. Bir Şehzade Mehmet avlusu, dış avlusundaki detayları sizinle birlikte müşahede etmeye devam ediyoruz. Şehzade Mehmet Camii'nin dış avlusundaki ayrıntılara doğru gelin buradan göz atalım yine. Şimdi burası da Bayezid Kapısı. Burası aslında Eski Saray diye geçiyor. Eski Saray, yani Saray-ı Atik, Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'la burayı yaptırdığını biliyoruz. 1543-48 tarihine tarihlendiriliyor Şehzade Mehmet Külliyesi. Ana merkezi cami ve caminin etrafında farklı yapılar var. O yapıları da müşahede etmiş olalım, düşünelim. Burası cami, caminin hemen yanında hazireleri var, türbeleri var. Türbenin hemen yanında dışarıya doğru şurada karşıda gördüğümüz yer Sıbyan Mektebi. Sıbyan Mektebi'nin hemen yanında imarethanesi. İmarethanenin yanında tabhanesi. Yani imarethane aşevi, hemen yanında tabhane, o da güçlendirme merkezi. Kervansaray dediğimiz kısım, medrese dediğimiz kısım ve böyle hepsi içerisinde kompleks bir külliyeden bahsediyoruz. Osmanlı'da külliye, hayat, merkezi noktada şekillendiği yerler aslında. Yani hayatın Cenab-ı Hakk'a merkezde adandığı ve etraftaki insanların da yine dünyalık meşgalelerle uğraştığı, fakat o merkezdeki dokuyu unutmadan, hani nisyan olmadan her namaz vakti tevhide koştuğu bir yapı tasarladığını biliyoruz. İşte şehir merkezinde yapılan bu külliyelerin bir örneği Şehzade Mehmet Külliyesi. Ve bu kapı ise Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın eski saraydan gelip girdiği saray kapısı. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan buraya doğru geliyorlar. Ve buraya girdiklerinde bakın, bu binek taşından iniyorlar. Burası ise Kanuni'nin indiği binek taşı. Bu binek taşından iniyor ve arkadan içeriye doğru Şehzade Mehmet'i ziyaret ediyor. Şehzade Mehmet de genç yaşta ahirete irtihal eden, 21 yaşında Cenab-ı Hakk'a uğurladıkları şehzadeleri. Hatta tahtı hazırlamışlar ve onun tahta çıkmasını isterlerken genç yaşta Cenab-ı Hakk'a intikal ettiği için, bir elim hastalıkla hızlı bir şekilde göç ettiği için ondan ötürü böyle bir yas hissediyorlar. Tabii bu yasa uygun olarak bu camiyi yapıyorlar ve Mimar Sinan burayı biraz yas camii gibi, bir yad-ı cemil, yani ahirete genç yaşta göç eden, kendi hani tahta hazırladıkları, saltanata hazırladıkları Şehzade Mehmetleri için bir Cenab-ı Hakk'ı hayırla yad ettikleri bir armağan olarak yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman aslında burayı yaptırırken banisi olarak bunu hissediyor ve Mimar Sinan burayı yaparken, aslında Kanuni'nin emniyle burayı yaparken onu hissediyor. Bakın, minarelerdeki kabartma şekillerini de bilhassa edebiyatçılar o Haseki Hürrem Sultan ve Kanuni'nin gözyaşlarına benzetiyorlar. Yani biraz gözyaşı motifi olarak anlatıyorlar. O gözyaşı motifinin onun üzerinde olması, Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan buraya geliyor. Buradan süzülerek tahttan iniyorlar ve hemen içeride karşıda o Şehzade Mehmet'in türbesine doğru girecekler. İşte o türbede gözleri yaşlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'a uğurladıkları, çocuklarını yad ederken hani dayanamayıp gözyaşı döktükleri için o gözyaşını da burada motif olarak inceliyor. Bu incelikler aslında dış avluda, İstanbul'un merkezindeki bir caminin dış avlusunda bizi bekliyor. Biz burada şunu anlamış oluyoruz. Bir dış avlu gelişi güzel tasarlanmıyor. Hakk'ın rızasına adanan simgelerle tasarlanıyor. Önünden geçerken şöyle bir ibretgah gözlerle bakıp
onu anlamak ve onun taşın dile geldiğini hissetmek gerekiyor. Sizlerle birlikte bugün biz Şehzade Mehmet'in dış avlusunu gezmiş olduk. Tarihi yerinde anlatmaya yeni bölümlerimizde devam edeceğiz sizlerle birlikte. Yeni bir Tarih Yerinde Anlatılır bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kargoist Zafer Bilgi ile Tarih Yerinde Anlatılır'ı sundu.